Filmimizi yaklaşık teknik ekiple beraber 20 kişiyle çektik. Filmimizde bir babanın yorgun mermi sonucunda evladını kaybetmesini konu aldık. Daha önce projeye başlama aşamasında ve proje aşamasındayken yorgun mermiden dolayı evlatlarını kaybeden, sevdiklerini kaybeden ailelerle görüşme fırsatı bulmuştum. Hepsinin sıkıntılarını, hepsinin dertlerini dinleme fırsatı buldum. Senaryoyu yazarken onların anlattıklarından ve bir babanın, bir ebeveynin belki bir içini yakabileceği en üst düzey ne olabilirdi? Kendi sıktığı yorgun mermisiyle kendi evladını kaybetmek olabilirdi. Evet, belki biraz bu filmimizde ütopik bir şekilde bu konuyu işledik ama şunu unutmamaları gerekiyor ki attıkları her yorgun mermi, her bilinçsizce havaya ateş etme olayı elbet bir gün dönüp dolaşıp kendilerine gelebilir. Bu yüzden bu konuyu ele aldık filmimizde. Umarım sizler de destek verip ve beğenirsiniz. Ve biz dediğim gibi kısa bir aslında anket çalışması da yaptık. Yorgun mermi nedir diye sorduğumuzda maalesef ki vatandaşlarımızın birçoğundan bu soruya cevap alamadık. Aslında tanımıyoruz, bu tehlikeyi bilmiyoruz. Düğün sahipleri de olsa, düğün salonu sahiplerimiz de olsa tanımadığımız için, tehlikeyi bilmediğimiz için önlem de alamıyoruz. Umarım biz bu yaptığımız etkinliklerde Şanlıurfa Valiliğimiz ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü olarak yaptığımız bu faaliyetlerde yorgun mermiyi tanıtıp bunun tanıdığımız bir şeyin önlemini almak, tanıdığımız bir şeye karşı bizi ve sevdiklerimizi korumak istiyoruz. Hazırlatmamızı istediğimiz üzere sağ dış pazubatlarını yaptık. Ölçüleri standart kova ölçülerine göre ayarlattık. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz şeklinde hazırlattık. Broşürlerimiz, ön kapağına afişlerimizi kullandık. İç kısmında vatandaşımızı bilgilendirecek paylaşımlarda ve yazışmalarda bulunduk.